toplamda 3.121 lira yükselmiş. Peki övünmeye doyamadığın asgari ücret artışı ne kadar? 1.427 lira. Yani açlık sınırındaki artışın yarısı bile değil. Şimdi söyle bakalım, bu durumda kim vicdansızmış Sayın Erdoğan? Yine Türk İş'in hesabına göre 4 kişilik bir hanenin yoksul sayılmaması için ihtiyaç duyduğu asgari aylık gelir 19.602 lira. Tek başına yaşayan bir çalışan için açıkladıkları aylık yaşama maliyeti ise 7.837 lira. Beceriksiz kadrolarının ve muhteşem ekonomistliğinin sonucunda bugün Türkiye'de asgari ücret o kadar asgari kaldı ki 4 kişilik bir hanede anne, baba ve iki çocuğun her biri asgari ücretle çalışsa yine de yoksulluk sınırının üzerine çıkamıyorlar. Asgari ücret o kadar asgari kaldı ki tek başına insanca yaşaman için eline en az 7.837 lira geçmesi gerekiyor. Asgari ücret o kadar asgari kaldı ki bir bekar çalışan aylık yaşama maliyetini bile karşılayamıyor. Söyle bakalım Bay Chris, vicdansız kimmiş görüyor musun? Eserinle gurur duyuyor musun? Memleketi sürüklediğin uçuruma bakıp övünüyor musun? Milletimizi düşürdüğün hale bakıp hala eğleniyor musun? Gördüğün rüyadan artık uyan, gerçeklerle artık yüzleş, o saraydan artık çık Sayın Erdoğan. Böyle devlet yönetilmez, ayıptır, günahtır. Aziz milletim, AK Parti iktidarının beceriksiz ellerinde Türkiye artık bir sorunlar yumağı haline geldi. Hayat pahalılığı sorun, barınma sorun, sığınmacı sorun, adalet sorun. Bunların dışında çözüm bekleyen onlarca farklı sorunumuz daha var. Ama nedense bu sorunların hiçbiri iktidarın gündemine giremiyor. Nitekim iktidara göre en önemli sorunumuz neymiş biliyor musunuz? İnternette yayın yapan haber siteleri. Yanlış duymadınız. Arkadaşların öncelik sıralamasına bir bakar mısınız? Çözüm bekleyen onca sorunumuz varken hiç utanmadan, zerre sıkılmadan meclise sosyal medya kanun teklifi getirdiler. Beğenmedikleri her şeyi suç haline getirmeye, yasaklamaya ve ortadan kaldırmaya bayılan AK Parti iktidarı şimdi de sosyal medyanın ölüm fermanı sayılabilecek yeni bir kanun teklifiyle karşımıza çıktılar. Bu durumdan anlaşılıyor ki bu arkadaşlara artık yandaş medya kanalları yetmiyor. Televizyonlara sipariş yayın yaptırdıkları gibi, gazetelere sipariş manşet attırdıkları gibi, internet sitelerine de sipariş haber yaptırmak istiyorlar. İktidarın meclisimize getirdiği bu teklife göre endişe, korku veya panik yaratacak haber yapanlar bir yıldan üç yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Bakın, burası çok önemli. Endişe, korku veya panik yaratanlar. Gelin bir düşünelim. Memlekette endişeyi, korkuyu ve paniği sizce en çok kim tetikliyor? Mesela camide içki içtiler diye yalan söyleyip milleti kışkırtan kimdi Sayın Erdoğan? O zaman bu yasaya göre önce kendini tutuklaman gerekiyor. Mesela Kabataş yalancılarını besleyip büyüten, onlara kol kanat geren kimdi? Yine kendisi. Bu durumda en azından Kabataş yalancılarını da tutuklaması gerekiyor. Hatta hazır eli değmişken, mesela terörist başının mektubunu çarşaf çarşaf yayınlayanları, terörist başının kendisi gibi terörist olan kardeşiyle Kandil'de röportaj yaptıran TRT yöneticilerini de tutuklaması gerekiyor. Mesela İstanbul seçimlerinde hile var diye yalan haber yapanları da tutuklaması gerekiyor. Şayet konumuz endişe, korku ve panik yaratmak ise
Mesela dizinin dibinde örgütçülük oynayan Sadatçıları da tutuklaması gerekiyor. Mesela Cumhurbaşkanına söz söyleyeni keserim diyen ruh hastalarını da tutuklaması gerekiyor. Mesela 15 Temmuz'un tadı damağımızda kaldı. Apartmandaki götüreceklerimizin listesi hazır diyen provokatörleri de tutuklaması gerekiyor. Neymiş? İnternetteki yalan haberleri durdurulacaklarmış. Peki sarayın yandaş medyasında bir tane doğru haber var mı? Yok. Sayın Erdoğan, eğer yalan haber yasaksa önce sabahtan akşama iftira atan, yalan söyleyen yandaş kanallarını kapatacaksın. Bakıp beslediğin troll çiftliklerini dağıtacaksın. Eğer yalan haber yasaksa enflasyon tahminlerinin tamamı yanlış çıkan Emir Er'in Merkez Bankası Başkanı'nı görevden alacaksın. Açıkladığı yalan yanlış enflasyon rakamlarıyla milleti kandıran TÜİK Başkanı'nı hemen kapının önüne koyacaksın. Eğer yalan haber yasaksa emeklilere ve asgari ücretlilere 1 Mayıs'ı işaret ederek zam umudu dağıtan Çalışma Bakanı'nın affını isteyeceksin. Bak Sayın Erdoğan, bu aziz millet senin demokrasiye ayar verme sevdadan da, özgürlükleri her fırsatta çiğnemenden de bıktı, usandı. Sen önce kendi diline hakim ol. Sen önce kendi nefretini, kendi öfkeni dizginle. Sen önce kendi kapının önünü temizle. İlla ki bir ayar vermek istiyorsan önce kendi çevreni hizaya getir. Yıllardır milletimizi birbirine düşürerek sen ocusun, sen bucusun diyerek kutuplaşmadan beslenen sen değil misin? Bu kanunu geriye doğru işletsen senin müebbet alman gerekiyor. Çünkü bu ülkede vatandaşı birbirine düşürme konusunda Allah var, kimse senin eline su dökemez Sayın Erdoğan. Sen bu işin erbabısın, üstadısın, ustasısın. Yani neredeyse gözlerimizin renginden bile problem haline döndük be. Yani kaşın altında göz var, problem. Allah yaratmış ama gene de problem. Bu kadar basitti her şey. Değerli dava arkadaşlarım, ancak tabii ki buradaki amaç çok başka. Bu kanunla ülkemizde yaşanan sorunları dile getirenleri, ekonominin kötü gidişatına dikkat çekenleri, milletimizin gerçeklerini konuşanları, sığınmacıdan seçmen devşirme projesine karşı duranları susturmak istiyorlar. Milletin haber alma özgürlüğü yerine yandaşlarının yolsuzluk yapma özgürlüğünü korumak istiyorlar. Ama işte orada duracaksınız. Çok şükür biz daha buradayız. Dimdik ayaktayız. Siz yalana sığındıkça biz de sizi gerçeklerle yüzleştirmeye devam edeceğiz. Siz milletin sesini kıstıkça biz aziz milletimizin sesini duyurmaya devam edeceğiz. Siz George Orwell romanlarına öykündükçe, özendikçe biz demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz. Siz hürriyetin karşısında durdukça biz inatla kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet demeye devam edeceğiz. Sandığın gelmesine, milletin şanlı tokadının tepenize inmesine şunun şurasında az kaldı. Hadi bakalım hodri meydan. El mi yaman, bey mi yaman? Sen mi yaman, millet mi yaman? Senin iraden mi yaman, milletin iradesi mi yaman? Hep beraber sandıkta göreceğiz.
Bence de az kaldı. Değerli milletvekilleri, ülkemizin gerçeklerini gözler önüne sermek, milletimizin dertlerine ses olmak, yaralarına merhem olmak için memleketimizi il il, ilçe ilçe gezmeye hep beraber devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta